Merhabalar, Egoitin TV'den hepinize selamlar, sevgiler, değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz Opaport Genel Müdürü Meriç Bey. Meriç Burç'un özelle bugün röportaj gerçekleştireceğiz. Meriç Bey nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok Sizleri teşekkür görmek ederiz. güzel, uzaktan da olsa. Evet, aynen öyle. Artık mesafeler yakınlaştı biliyorsunuz. Özellikle bu Aynen pandemi öyle. sürecinde dijital olarak iletişim gelişti. Şimdi efendim, Hopaport'un gerek Türkiye ekonomisi, gerekse limancılık sektörüne sahip olduğu önemi anlatır mısınız? İlk önce bu soruyla başlayalım. Bir de Hopaport'un ulaştığı büyüklüğü rakamsal verilerle de özetler misiniz? Tabii ki ben öncelikli olarak kendimi tanıtmak istiyorum. Evet, buyurun Meriç Burçin Özer, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisiyim. efendim. Aynı zamanda Hopa Limanı ve diğer lojistik şirketimiz olan Hopa Denizciliği'nin genel müdürü olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda sektörü de yakından takip etmek için TürkLİB, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda bölgesel ekonomide de hem yardımcı olmak hem de gelişmesini sağlamak için Hopa Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesiyim. Bir de kariyerimize devam ediyoruz. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği doktora öğrencisiyim. Çok güzel. Mümkün olduğu kadarıyla hem tecrübemizle hem de akademik kariyerimizle elimizden geldiği kadarıyla sektöre yön vermek ve sektörü geliştirmek istiyoruz. Ben öncelikli olarak sizlere teşekkür ediyorum. Ekovitrini sürekli hem online hem de internetten takip ediyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür Ben ederiz. ilk etapta size Hopa Limanı'nı kısaca tanıtmak istiyorum. Hopa Limanı 1997 senesinde Türkiye'nin ikinci özelleşen limanıdır. Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından 30 yıllık kullanım hakkı devir sözleşmesiyle özelleşmiştir. 2027'ye kadar limanın 30 yıllık her türlü üst yapı, alt yapı, işletme hakkı şirketimize aittir. Şirketimizin tam unvanı Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri AŞ. Marka olarak da Hopaport'u tercih ediyoruz. Ayrıca limanımızda lojistik anlamda, depolama anlamında, nakliye anlamında hizmet vermek için ikinci bir firmamız var. O da Hopa Denizcilik Depolama ve Nakliyat anonim şirketi. Şirketimiz iki ortaklıdır. %60 ve %40. %60'ı Ciner Holding, Turgay Ciner Yönetim Kurulu Başkanımız. %40'ı da İmis Holding'in Fuat Miskavi Yönetim Kurulu Başkanımız. İki ortaklı, yabancıların joint venture dediği iki ortaklı bir yapı. Burada mümkün olduğu kadarıyla Karadeniz bölgesinde sektöre hizmet etmeye çalışıyoruz. Hopa Limanı'nın buradaki önemini anlatmak için ben size üç önemli noktadan bahsedeceğim. Bir tanesi Hopa Limanı Karadeniz'de en uzun ana mendireye sahip olan limanlardan bir tanesi. Ana mendireye sahip olmak uzunluktaki yaklaşık 2150 metre, neredeyse 2 kilometreden fazla ana mendirek uzunluğumuz var. Karadeniz'de bu bir avantaj. Neden diye sorduğunuzda Karadeniz'in iklim yapısı, Karadeniz'in hava şartları, Karadeniz'in rüzgarlı yapısı dönem dönem limanlarda hizmet vermeye sizi engelleyebiliyor. Fakat bunun önemini bildiğimiz için zamanında 2150 metrelik bir ana mendirekle liman içi dediğimiz barınaklı saha her türlü 7/24 operasyon yapmaya müsait. Ve biz burada bunu bir avantaj olarak kullanıp diğer Karadeniz'e kıyısı olan limanlara göre daha aktif yılın 365 günü 7/24 çalışabiliyoruz. Diğer ikinci önemli markamız Türk Hava Limanı'yla Türk Hava Yolları'nın limandaki terminaliyle Hopa Limanı Türkiye'de bulunan hem hava gümrük kapısı, hem deniz gümrük kapısı, hem de kara gümrük kapısı. Dünyada da çok ender rastlanan bir durumdur bu. Hopa Limanı hem sınırı olan komşuluğuyla hem de içinde bulunan Türk Hava Yolları terminaliyle hem Karadeniz sınırı hem hava deniz sınırı olan tek limandır. Bir de diğer önemli bir noktada Hopa Limanı Türkiye'deki limanlarda bulunmayan ender bir özelliğe sahiptir.
aynı anda her türlü yüke hizmet verebilme kapasitesi vardır. Burada hem tehlikeli yük dediğimiz akaryakıt, petrol, hem sıvı yük dediğimiz yemeklik yağ, her türlü gıda ürünü, bunun yanında dökme çimento, uçucu kül, bunların yanında genel kargo, dökme yük, ro-ro gemisi, konteyner gemisi, Hopa Limanı içinde birçok terminal bulunduran bir ana limandır. Limanın içinde bulunan terminallerden ise hem hububat terminalimiz, hem çimento terminalimiz, hem tank terminalimiz, hem de genel kargo ve dökme yük terminaliyle Hopa Limanı aynı anda birçok yüke hizmet verme şansına sahiptir. Ayrıca yerimizin stratejik önemi sayesinde Doğu Karadeniz'in Orta Asya'ya açılan bir kapısı olarak hem sınır ülkelerimize, bunların içinde Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkeler, hem de İran, Nahçıvan gibi diğer sınıra yakın ülkelere çok rahat transit hizmet verebiliyoruz. Bu da bizim bir avantajımız. Rakamlarla özetlemek gerekirse, biz özellikle 2019 yılında, 2018 yılına göre %22 yük hacmimizi arttırdık. Burada da tonajlardan bahsetmek gerekirse, 2018 yılında yaklaşık 700 bin ton yük elleştirirken, 2019 yılında bu yük hacmimizi 860 bin tona çıkarttık. Tabii baktığınız zaman Doğu Karadeniz'in doğusunda çok fazla büyük olmayan bir limanda bu kadar yük elleştirmek ve bu kadar yük hacminin artması olumlu bir gelişme. Evet. Önümüzdeki sene de hedefimiz 1 milyon ton. Yani 2020 senesinde de 1 milyon ton yük hedefini geçip artık orta ölçekli bir liman olma yolunda hızlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Evet. Bu arada bu yılla alakalı bazı rakamları sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii. Nisan sonu itibariyle 2020 yılındaki artış 2019 yılının aynı ayına göre yaklaşık %20. Bu da olumlu bir gelişme. İçinde bulunduğumuz dönem biliyorsunuz sıkıntılı, problemli ve herkesin hassas olduğu bir dönem. Böyle bir dönemde ilk 4 aya baktığımızda geçen yılın ilk 4 ayına göre yük hacmimizi %20 arttırmak gerçekten memnun edici, teşvik edici ve morallerimizi arttıran bir durum. Amacımız bu senede geçen yıla oranla yük hacmimizi %20 arttırarak bu yılı bugüne kadar ulaşmadığımız bir tonaj olan ve biraz da psikolojik sınır olan 1 milyon tonu geçerek orta ölçekli bir liman olma yoluna doğru devam etmek. Evet. Şimdi Hopaport'ta başlıca hangi hizmetler veriliyor? Ana hatlarıyla hangi hizmetler veriliyor? Tabii ki demin de bahsettiğim gibi biz şanslıyız. Şanslı olmamızın nedeni limanımızın çok amaçlı ve çok fonksiyonlu olması. Burada demin de bahsettiğim gibi tank terminal tesislerimizle hem petrol, hem akaryakıt, hem de tehlikeli olmayan fakat sıvı yükler olan gıda, yemeklik yağı, ayçiçek yağı gibi ürünlere hizmet verebiliyoruz. Bunların dışında limanımızda büyük bir hububat terminalimiz var. 10 bin tonluk depolama kapasitesiyle 10 ayrı biner tonluk çelik silomuzla beraber biz pnömatik sistemle her türlü hububatı, bunlara örnek vermek gerekirse buğday, kepek, mısır gibi gemiden pnömatik sistemle tahliye ederek silolarımızı alıyoruz. Daha sonra da aktarma silolarına bunları aktararak buradan da araçları yükleyip her türlü yurt dışı ve yurt içine sevkiyat yapabiliyoruz. Bunların dışında da yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren çimento terminalimizle hem dökme çimentoyu hem de fly ash dediğimiz uçucu kül, bu malzemeleri gene farklı bir pnömatik sistemle, unloader'la gemiden tahliye ederek silolara aktarıyoruz. Silolardan da bölge ekonomisine hizmet vermek adına baraj inşaatlarına, hazır beton tesislerine veya yurt dışına dökme çimento veya uçucu kül sevkiyatı oluyor. Bunların dışında da zaten genel kargo, dökme yük ve proje yükle alakalı her türlü hizmeti veriyoruz. Buradaki en büyük şansımızdan bir tanesi de Karadeniz'e kıyısı olan diğer limanlara göre depolama kapasitemizin oldukça fazla olması. Yaklaşık 15 bin metrekarelik kapalı depolarımız var. Burada da 3 tane statü söz konusu.
Bir tanesi A tipi genel antrepo, 5000 metrekarelik. Diğeri geçici depolama yerlerimiz. Bu da ortalama 7000-8000 metrekarelik. Diğeri de gümrüksüz depo dediğimiz, dahili ticarette kullandığımız depolarımız. Burada gemi yanaşma, gemi kalkma, atık, boşaltma, yükleme, terminal, depolama, ardiye bir limanda verilmesi gereken tüm hizmetleri veriyoruz. En büyük avantajımız da birden fazla oldukça farklı yüklere aynı anda hizmet verebilmek. Evet. Opa Port limancılık sektöründe hangi hizmetleriyle ve özellikleriyle ön plana çıkıyor ve Türkiye limancılığında Opa Port limanının yeri ve önemini dinlemek istiyoruz. Bir de sektöre sağladığınız, yani lojistik sektörüne sağladığınız kolaylıklar nelerdir? Tabii. Burada şöyle, bizim özellikle son yıllarda ön plana çıktığımız projelerden bir tanesi de heavy lift dediğimiz proje kargo transit taşımacılığı. Bu noktada bildiğiniz gibi ortaklarımızdan bir tanesi çok güçlü bir lojistik altyapısına sahip. Burada İnis Holding'in bünyesinde bulundurmuş olduğu Çaba, Misnak, Agility, Ibrocom gibi firmaların ve diğer müşterilerimizin özellikle son dönemlerde Orta Asya'da yapılan gübre fabrikaları, doğalgaz platformları, çimento fabrikaları gibi büyük yatırımlara ev sahipliği yaparak uzak doğudan gelen niçli gemilerle limanımıza bu parçaları boşaltıp burada stoklayıp daha sonra nehir tipi dediğimiz gemilere yükleyerek özellikle navigasyonun açık olduğu dönemlerde kanaldan, yani Volgodon kanalından Hazar Denizi'ne, Hazar Denizi'nden de Kazakistan gibi, Türkmenistan gibi Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelere taşımacılığını ve aktarmasını yapıyoruz. Ve buralarda çok büyük tonajlı parçalara hem geminin kendi işleriyle hem de dışarıdan kiraladığımız ve firmamızın ortak şirketleri olan winch şirketleriyle 600 tona kadar tek bir parçayı gemiye yükleyip her türlü transit taşımacılığını yapabiliyoruz. Bu bizi özellikle Hopoport olarak çok ön plana çıkarttı. Diğer noktada da biraz önce de bahsettiğim gibi hem ana mendireğimizin uzun olması, burada 7/24 her türlü operasyona ev sahipliği yapabilmemiz, diğer noktamızda da özellikle her türlü yüke hizmet verebilmemiz, yük ayrıştırması yapmadan, müşteri ayrımı yapmadan, tehlikeli de olsa, sıvı da olsa, dökme de olsa, çimento da olsa her türlü yüke ev sahipliği yapmamız bizim için çok büyük bir şans. Diğer noktalarda da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Burada hem gururla hem de özveriyle bahsedeceğim noktalardan bir tanesi de Karadeniz'deki ilk yeşil liman, yani Green Port belgesi olan liman olmamız. Evet, çok burada güzel. Gerçekten sürekliliğe, çevreye, teknolojiye oldukça fazla katkıda bulunarak bunları kayda değer alıyoruz, önemli görüyoruz. Ve yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'deki ilk 11 limandan bir tanesi olan Hopa Limanı yeşil liman belgesini aldı. Ve her yıl düzenli olarak denetimlere tabi tutuluyoruz. Ve her geçen gün kendimizi geliştirerek yeşil liman olma kriterlerini daha fazla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir de özellikle bu pandemi döneminde COVID-19 salgınından önce otomasyon sistemiyle gerçekten çok ortaklı, yabancı ve çok büyük limanlarda görülen otomasyon sistemini limanımıza kurduk. Yaklaşık 5 yıl önce bu konuda çalışmalara başladık ve 2 yıl önce de Sonoport firmasıyla yapmış olduğumuz full otomasyon sayesinde ilk defa Türkiye'de genel kargo ve dökme yük limanı olarak çalışan bir liman kapılardaki gate out ve gate in çıkışlarında otomatik plaka tanıma sistemiyle beraber Sonoport yazılımıyla giren ve çıkan tüm araçların plakaları, limanda kalma süreleri, limanda kaldıkları zaman tarifeye göre uygun fiyatlandırmayı ve bunların tahsilatına kadar uzanan süreyi otomasyon sistemiyle kontrol edebiliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Aslında kısmen sanki pandemiyi öngörmüş gibi pandemiden önce limanın otomasyonuna geçmesi, full otomasyon çalışması bizlere çok ciddi bir avantaj sağladı.
Evet, bu da güzel bir avantaj sağlamış gerçekten Meriç Bey. Türk limancılık sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Bir de Türkiye limancılığı gelişmiş ülkelerin limancılığına kıyasla ne durumda şu an? Ne durumdayız? Şimdi bu konuda biz hasbelkader hem TürkLim'de hem Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem de kişisel gelişimimiz doğrultusunda birçok limanı ziyaret ediyoruz. Yurt dışında da birçok liman ziyaretimiz oldu. Gerçekten Türkiye işçilik konusunda, yetenek konusunda ve tecrübe konusunda birçok ülkeden daha ileride. Fakat bizdeki tek problem benim görebildiğim bir kalifiye insan, yani limancılık sektöründeki arkadaşlarımızın bir kısmının çekirdekten yetişmesi ve bir sonraki jenerasyonda gerekli olan altyapı ve donanıma %100 sahip olamamamız. Diğer bir noktada teknolojik olanakları çok yakından takip ederek çok fazla kullanmıyoruz. Bunlar bizim için iki önemli zayıf tarafımız. Güçlü tarafımız ise çabuk öğrenebilen, çabuk adapte olan, her türlü soruna çözüm geliştirebilen ve pratik zekaya sahip olmamız. Ben özellikle bize yakın olan Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkeler ve özellikle Orta Asya'da Hindistan gibi ülkelerden limancılık sektörü olarak ileride olduğumuzu, fakat siz de takdir ederseniz ki özellikle Avrupa'da işte Belçika gibi, Almanya gibi, Hollanda gibi ülkeler bu işe daha erken başladıkları için ve içinde bulundukları toplum biraz daha teknolojik olarak ve biraz daha iş hacmi olarak ön planda olduğu için onlar bizlerden birkaç yıl daha ileride. Fakat biz özellikle son 10 yılda, son 15 yılda siz de bu sektörün içindesiniz. Şöyle bir baktığınızda aradaki farkı hızla kapatmaya çalışan, son 10 yılda, son 15 yılda özel limancılık adına çok fazla yol alan, fakat hem yönetmelik anlamında hem de teori anlamında bir takım sıkıntılar yaşayan bir sektörüz. Ama ben bizim sektörümüzden umutluyum. Özellikle bu yıl ve önümüzdeki yıl geçtikten sonra önümüzdeki yıllarda bizler gibi orta yaş ve alttan gelen gençlerle beraber kendimizi daha fazla geliştireceğiz. Ama gene de biz şu anda az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden limancılık sektörü olarak önde, fakat gelişmiş ülkelerden teknoloji anlamında ve kalifiye insan olarak maalesef bir adım gerideyiz. Evet, şimdi efendim biliyorsunuz tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci var, COVID-19 süreci var. Bu Türk limancılık sektörünü ve Hopa Port'u nasıl etkiledi? Pandemi dönemi sonrasında nasıl bir dönem bekliyor bizi ve limancılığı, sektörümüzü? Hopa Port olarak pandemi sonrası nasıl bir strateji uygulamayı öngörüyorsunuz? Şöyle, ilk olarak pandemi ortaya çıktığında bir takım belirsizlikler vardı, sizler de biliyorsunuz. Fakat dönem içinde insanlar çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdi. Ben burada bugüne kadar savunduğumuz, bugüne kadar peşinden koştuğumuz birçok avantajın artık zorunlu hale gelmesinden oldukça memnunum. Bunun içindeki bahsettiğim maddelerden bir tanesi teknoloji. Demin de dediğim gibi gerçekten teknoloji hem altyapı olarak hem donanımsal olarak limanlar için hayati bir önem haline geldi. Eskiden çok fazla ihtiyaç duyulmayan, ekstra bir maliyet olarak görülen, çok da fazla yeni nesil olduğu için orta ve eski nesil tarafından çok sıcak yaklaşılmayan teknoloji artık olmazsa olmaz haline geldi. Biz de yeni jenerasyon olarak bunu destekleyen bir kesimde olduğumuz için zaten bunlarla ilgili her türlü yatırımımızı, altyapımızı zaten buna hazır hale getirmiştik. Biz burada avantajlı çıktık. Beyaz yaka arkadaşlarımızın bir kısmı evlerinden fiber optik kablolarla uzaktan erişimle hem SAP ortamında hem de liman otomasyon sistemi ortamında her türlü çalışmalarını oldukça verimli bir şekilde yaptılar. Diğer bir nokta, ben özellikle bu dönemde insanların artık eskiye oranla daha verimli çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık saat olarak değil, verim olarak insanlar hem farklı bir ortamda oldukları için hem de biraz daha teknolojiyi kullandıkları için
biraz daha verimin arttığını düşünüyorum. Ve bundan sonra da olumlu yönden de baksanız, olumsuz yönden de baksanız artık insana bağlı olan çalışma biraz daha teknoloji, biraz daha sistem ve mümkün olduğu kadarıyla insan faktörünün ve hatasının minimum seviyeye indirildiği, daha çok sistemlerin ön planda olduğu, teknolojinin ön planda olduğu, insanların veya yöneticilerin veya çalışanların sadece kontrol, bakım ve ileriye doğru işimizi daha iyi nasıl yaparız, kendimizi daha nasıl geliştirebiliriz diye düşünmelerine kaldı. Bu noktada Hopa Limanı olarak biz pandemi sürecinde çok ciddi bir şekilde etkilenmedik. Bunun da nedeni demin bahsetmiş olduğum çok çeşitli ve çok yönlü yüklere hizmet verebilmemiz. Bir tarafta yük miktarı azalırken bir tarafta yük miktarı arttığı için biz totalde herhangi bir yük kaybımız olmadı. Tam tersi geçen yıla baktığımızda ilk 4 ayında bu yıla baktığımızda yaklaşık %20 bir artış meydana geldi. Bunların diğer bir nedeni de geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz yatırımların bu dönemde hayata girmesi. Buna örnek vermek gerekirse bir çimento terminali geçen sene yatırımı bitti, çalışmaya başladı ve bize ekstradan iş ve ekstradan kargo getirdi. Ve bu noktada daha önce düşünmüş olduğumuz düşüncelerden bir tanesi de sürekli yatırım yaparak işlerimizi geliştirmenin de bu dönemde bizi ciddi şekilde koruduğunu, artı hanemize geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz yatırımların bu dönemde hayata geçmesi bizi de sevindirdi. En son noktada bir şey bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz pandemi sürecinde petrol ve akaryakıt fiyatlarında bir düşüş oldu. Evet. Bu da bizim buradaki tanklarımızın ön plana çıkmasını, özellikle yakıt ve petrolde transit operasyonların artması yönünde depolama tanklarına ihtiyaç duyduğu için bu da bizim için önümüzdeki dönemlerde pozitif bir avantaj oldu. Çok güzel. Peki Hopaport olarak kısa ve uzun vadedeki yatırım hedeflerinizi alabiliriz. Tabii. Biz tabii deminki bahsettiğimiz konuyla alakalı bizim hedefimiz veya bizim stratejimiz sürekli zaman içinde kendimizi geliştirmek. Yani bugünle kalmayıp, bugüne bakmayıp bir yıl sonrası, iki yıl sonrası, beş yıl sonrası için planlar kurmak, hayaller kurmak ve hedefler yaratmak. Bizim daha önce başladığımız fakat henüz sonlandıramadığımız LPG terminali işletmeciliği konusunda kısa vadede çok ciddi bir şekilde planlarımız var. Ben buradan da bilgi vermek isterim. Türkiye'de herhangi bir akaryakıt veya petrol firmasına ait olmayan fakat limanda bulunan tek LPG terminali Hopa Limanı'nda, üçüncü şahıslara açık olan. Biz geçen yıllarda müşterimizin vasıtasıyla bir yatırım yaptık. Daha sonra limanımız adına hem işletme izni, hem de ihtisas gümrüğü onayı, hem de EPDK'dan depolama lisansını aldık. Şu anda Hopa Limanı LPG terminali hazır. Bununla da alakalı hem müşterimizle hem de piyasa sektörle görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer bir terslik olmazsa bu yılın sonuna kadar LPG terminaliyle alakalı işletmemizi operasyonu açmak istiyoruz. Tabii bu içinden geçtiğimiz süreç belki biraz bizi erteleyecek planlarımız ama sonuçta bu yıl veya önümüzdeki yıl kısa vadede LPG terminaliyle alakalı faaliyetlerimize başlayacağız. Bir de demin bahsetmiş olduğum tüm dünyada petrol ve akaryakıt fiyatlarının düşmesi nedeniyle buradaki tank terminalinde bulunan tanklarımızın bir kısmını bir firmayla görüşme halinde transit bir operasyon esnasında akaryakıt olarak kullanacağız. Kısa vadede de özellikle transit operasyonlarla alakalı petrol ve akaryakıt işimizi geliştirmek istiyoruz. Orta ve uzun vadede ise kurvaziyer turizmi, yolcu gemisi bunlarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Hopa Limanı olarak bildiğiniz gibi Mediterranean Cruise, Akdeniz Cruise Limanı İşletmeciler Birliği'nin Karadeniz Çalışma Grubu olarak bir gözlemci toplantısına katıldık. Burada Karadeniz'e kıyısı olan tüm limanlarla tanışma, görüşme fırsatı bulduk. Orta ve uzun vadede de Hopa Limanı'nda kruvaziyer turizmle alakalı hem Hopa Limanı'nın imajının yükselmesi
hem de bölge ekonomisine, bölge turizmine faydalı olmak açısından böyle bir girişimde bulunuyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Diğer bir noktada da Hopa Limanı olarak demir yoluyla alakalı görüşmelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Burada gündemde tutmaya çalıştığımız Hopa Batum demir yoluyla ilgili hem TCD'de hem ticaret ve sanayi odaları hem diğer ihracatçı birlikleri görüşmelerimiz devam ediyor. Bu noktada da mümkün olduğu kadarıyla orta ve uzun vadede bunları yerine getirmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Son olarak Meriç Bey, Türkiye lojistik sektörüne, ülkemiz ekonomisine, Ekovit'in TV izleyicileri ile Ekovit'in dergisi okuyucularına vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyiz? Tabii. Ben özellikle hem limancılık sektörü hem de lojistik sektörünün bu süreçte en hızlı ayağa kalkan, en hızlı yeni normallere alışan veya alışmaya çalışan sektörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle işte başta sağlık sektörü gibi çalışanlarımıza yapmış olduğumuz yatırımlar hem de bu sektörde her türlü malzeme akışını sağlayan, her türlü ilaç, ürün, gıda ürünü taşıyan, limanlarda bu ürünlerin girmesini sağlayan, limanlardan ihracatın devamını sağlayan sektör çalışanlarımızın gerçekten bu süreçte çok özveriyle ve riski minimize ederek risk içinde çalıştıklarını dışarıdan ve içeriden seyrederek gördüm. Bu sektördeki arkadaşlarımızı özellikle lojistik sektöründe, nakliye sektöründe ve limancılık sektöründe bu arkadaşlara herkes gibi teşekkür ediyoruz. Ve bu zor dönemde diğer vatandaşlarımız evde otururken kendilerini bu pandemi sürecinden minimum etkilemek adına bu arkadaşlarımız dışarıda, sahada, siperde her türlü mücadeleyle karşılaşıp risk alıp hem ekonomik anlamda hem de hayatın devamı anlamında çok ciddi bir mücadelede bulundu. Buradan onları da tebrik ediyorum. Ayrıca burada lojistik anlamda da ben en son ayın 4'ü dün geçen araç sayısını aldım. Burada da ortalama dünkü saat günlük sınır kapısından geçen tır girişi 386, çıkan tır sayısı 418. Burada da ortalama 400 araç giriş ve çıkışla herhangi bir aksama olmadığını, burada herhangi bir sıra olmadığını, herhangi bir problem olmadığını, her ne kadar SAP sınır kapısı insan geçişine kapalı da olsa tır, şoför ve nakliye ile alakalı normal prosedürün işlediğini ve ortalama her günde 400 aracın fena bir rakam değildir. Normal diğer dönemlerde de aynı rakamdı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını ve buradan her türlü ihracatın yapıldığını, her türlü ithalatın da devam ettiğini bizi takip eden izleyicilerimize bildirmek isterim. Evet. Meriç Bey, değerli katılımlarınız için çok teşekkür eder. Size ve Hopaport ailenize selam ve sevgilerimizi iletiriz. Ekovit'in grubumuz adına efendim.